Bebekte yürüme becerilerinin gelişmesi aslında tek yürüme aktivitesine bağlı değildir. Daha doğumdan itibaren belirli kas gruplarının sırayla gelişmesi gerekir ki bebek zamanında yürüsün, dengesini sağlayabilsin ve normal gelişimine devam etsin. Bunlar nelerdir? Daha yeni doğan döneminden itibaren bebeğin kas tonusu, hareketleri normal mi? İşte 2-3 aylıktan itibaren biraz tummy time yaptık mı? İşte boyun kol kaslarını geliştirmeye başladı mı? 5-6 aylıkken destekli oturmaya başladı mı? Bunlar aslında yürümeyle alakasız gibi görünse bile kas gelişimlerinin sırayla gelişimi açısından çok önemli. Özellikle 5-6 aydan itibaren bebekleri yerde bırakmak lazım ki emekleme hazırlığı yapabilsin. İşte 8. 9. ayda emekleyebilsin. Bazen hijyen kaygısıyla, bazen de güvenlik kaygısıyla aileler çocukları bırakmak istemiyorlar yere. Aslında bu şey gerçekten gördüğümüz takiplerde bir şey ve o gelişim basamaklarını biraz geriye atabiliyor. O nedenle özellikle 6. aydan itibaren yerde bırakıp gerekirse emeklemek açısından ayaklarını destekleyip işte önüne yürüme emekleme oyuncakları koyup bebeği mutlaka teşvik etmek lazım ki zamanında oturabilsin. İşte 9. ayda oturduktan sonra artık yavaş yavaş 1 yaşa doğru tutunup ayağa kalkmaya başlar çocuklar. Yine bu kas grupları gelişsin ve bu dönemde yürüteçi önermiyoruz. Bu çok soruluyor ailelerden. Çünkü direkt yürüteçe koymak bebekleri biraz tembellik yapabiliyor. Çünkü önce biraz mücadele etmesi lazım, emeklemesi lazım, tutunup kalkmayı öğrenmeye çalışması lazım ki sırayla o kas grupları gelişsin, ondan sonra dengesini kursun ve yürüsün. Biraz yürüteç tembelliğe itebiliyor çocukları. Ayrıca güvenlik açısından da bütün pediatri akademilerinde, kurullarında, bilimsel çalışmalarda kesinlikle önerilmeyen bir uygulama. 1 yaş civarında her şey bu sırayla gittiyse eğer 1 yaş civarında 12-13 ayda genellikle çoğunlukla çocuklarda yürümeyi bekleriz. Biraz geciktiyse aylık takiplerde zaten bu dönemlerde aşıları olduğu için belli aralıklarla bebekleri görmeye devam ediyoruz. Tabii aileler çok endişeleniyor. İşte 1 yaşta yürür diye kesin bir kavram olduğu için kafamızda. Ama biz doğumdan itibaren takip ettiğimiz sağlıklı bir bebekse, işte kas gelişimi iyiyse, bebeğin genel gelişimi iyiyse, muayenede böyle bir nörolojik bir şey düşünmüyorsak açıkçası çok endişelenmeyiz. Bazen 18 aya kadar çok sağlıklı giden ve sonradan yürümeye başlayan bebekler de olabiliyor. Bir kas zafiyeti, nörolojik bir hastalık düşünüyorsak muayene bulgularıyla o zaman gecikme önemli ve o zaman mutlaka bir çocuk nöroloğuna göstermek lazım.